Yılbaşının birinci günü. Beyefendi siz kaç kere boşandınız? Bu üçüncü. Bu evlendiğim üçüncü. Beyefendi bak sizden bir şey diyeceğim. Tamam. Evet. Dolandırıldım birkaç kere. İzin verir misiniz beyefendi? Baş ver abi tamam, lafı tamam. Çevirme bana. Tamam. Tamam. Yaşınız kaç sizin? 63. Peki yaşınızda hürmeten o ölçü içine davranacağım da lütfen lafları dolandırmadan söyleyin. Evet. Resmi ya da resmi olmayan kaç kere evlenip boşandınız? Resmi olarak bu üçüncü. Resmi olmayan? Bunların arasında boşu kana, bekar kana getirdik, kaçtı gitti. Dolandırıldık. Mahkemeleri devam ediyor, ceza aldılar. Bizden ne istiyorsunuz? 7 kere siz resmi ya da gayri resmi bir şekilde evlenmişsiniz, ayrılmışsınız. Belki fazla da. Ha. Belki fazla da. Benim eşim rahatsızdı. Hayır arkadaşlar, ne resmi? Bak tamam, belki buyurun. Fazla da. Belki fazla da diyorum. Abi madalya mı takın bir yerine? Hayır, hayır. Ben Pamukova'da evlendim. Ha niye sırıtıyorsunuz? Ben anlamadım. Belki değil. Fazla da belki fazla da. Bir gelir misiniz bir dakika? Evet. Bir saniye gelir misin? Bir saniye. Aşağı gitme şunları giyip gelir misiniz lütfen? Buyurun kantini oraya alayım ben size. Burası bir ulusal kanal yayındayız. Geçer ne? Misiniz aşağı beyefendi lütfen? Aşağı beyefendi aşağı kantini oraya. Çağırdığım zaman gelirsiniz. Ne diyorsun? Hale bak ya. Allah Allah. Sırıta sırıta. Arkadaşlar hastaneye yakın diye kapıdan mı topladık? Beyefendi adınız nedir sizin? Rami Sofoğlu. Bir şey diyemiyorum. Yani ne oldu şu adam giymiş mi arkadaşlar ayakkabısını? Normalde almamam lazım da getirin bakalım. Böyle kovmuş gibi olmuyor. Yazık. Bahsettiğim buydu çocuklar. Bu bekleme süresi. Gel buyurun beyefendi şöyle geçer misiniz? Maşallah da kendine iyi bakmışlar. Zeki Bey. Buyur. Siz Antalya'dan mı geldiniz? Antalya'dan geldim. Hoş geldiniz de şimdi kusura teşekkür bakmayın ederim. Bizim belli ahlaki değerlerimiz var beyefendi. Tamam. Doğrudur. Böyle kusura bakmayın gevrek gevrek doğrudur, gülerek doğrudur, izin doğrudur. Verir misiniz beyefendi? Buyur. Üç kere evlendim arada boş kalan zamanlarda da onları bilmem ne yaptım filan gibi böyle bir konuşma tarzı bize uymaz. Evet. Siz bize niye geldiniz beyefendi? Ben buraya... Çok marifet sanıyorsanız... Yok. Tamam resminizi bastırırsınız 7 kere evlendi bilmem ne diye asarsınız sokaklara. Hep tamam beyefendi? Hep dolandırıldım. Tamam benim programımı kirletmenize de izin vermem sizin. Böyle güle sırıta arada boş kaldığım zamanlarda da bilmem ne oldu vesaire diye. Ne istiyorsunuz siz benden ya? Niye geldiniz buraya? Yetmedim beyefendi evlenme programına bile çıkmışsınız. Buraya çıktım. Gözünüz doysun ya. Buraya çıktım. Gözünüz doysun. Evlenmeden gittim. Duydunuz mu beyefendi? Müşterim gelmedi. Ne istiyorsunuz? Bak buraya çıktım. Buraya geldim. Talibim gelmedi. Buradan geri döndüm. Beyefendi. Evet. Sizde bir psikolojik sorun var mı? Yok. Belki de olabilir. Bu 7 kere evlenme hastalığı nedir? Ama bak biz hayırlıyız mesafede. Ben bekarım. Evlenmek ihtiyacım var. Yalnızım tek başımayım. Yemeğimi kendim yaparsam. Bulaşığımı kendim yıkarsam. Elbisemi elbette yalnız olmuyorum. Bir insana gerçekten ihtiyacım. Bir ihtiyacım var. Zeki Bey bana ne be? Aa, ne istiyorsunuz benden beyefendi ya? Ben evlenme programı yapmıyorum ne olur. Anladım. Benim eşim Allah şu anda Allah. Ayrı kayıp nerede olduğunu bilmiyorum. Ben bu eşimden bahsediyorum. Döndü kara gözden. Döndü... Ne istiyorsunuz beyefendi benden siz? Niye geldiniz bu programa onu soruyorum. Zeki Bey benden ne istiyorsunuz abicim siz? Yani bu programa niye geldiniz? He? Ay boşanmasına. Boşanacağım diyor, boşanmıyor o. Boşanmak için... İyi yapıyor beyefendi. Hı? Çok iyi yapıyor. Vallahi bulursam helal olsun, iyi yapıyor. İyi yapıyorsa iyi yapıyor. Evet, bir tanesi de sizin burnunuzu sürsün buraya. Bak, Yalçın Bey, ben burada gelmekle bir amacım vardı. Bu kadar erkekler kadın öldürüyor, kadın hakları kadın hakları. Bu benim eşim. Uşak Sivaslı'da, Uşak'ta, benim yatağımda herhangi bir dostluğunu... Telefona aldı da cinselliğini bana dinletti. Ben bunu hükmedikleri vurarsam ben ne olacaktı ben? Zeki Bey. 8, Mart'ın 8'ini 9'una bağlayan musun? Gece. Beni dinliyor musun? 155'i aradım ben imdatı. Zeki Bey beni dinliyor musun? Dinliyorum. Dinliyorum. Biraz sakin olun. Tabii Yalçın Bey. Tamam. Ama çok suçu bana yükledin ama üzülüyorum. Peki. Ben bir suç yüklemedim size de. Evet. Ne istiyorsunuz yani, dedim. Yani 3 kere evlendim bilmem ne yaptım böyle doğrudur. Gevrek gevrek dinler misin beyefendi? Gülerekten yok, ya, yok mu yayılmış ayakkabının topuğuna basmışsın. Burası bir ulusal kanal. Doğrudur. Azıcık terbiyeli olun ama ya. Ama onu söylemene lazım görevlilerin. Ayakkabının keyi. Olur onu da söyleyecekler yani. Hayır bilmiyorum. Ahura mı giriyorsunuz beyefendi? Ama bilmiyorum.
Ha söylerdi ben yapmazsam. Kısa bir ara verin arkadaşlar. Bu ne ya? Sevgili canım kusura bakmayın. Zeki Karagöz'ü gönderdik. Ben çok uzun zamandır bu içerikte, bu tarzda, bu kişilikte, bu karakterde, daha doğrusu karaktersizlikle bir konuk almadım programı. Benim yapımcılarım da kandırmaya çalışmış kendisi. Program öncesinde anlattıkları farklı, yayın sırasındaki tarzı, tavrı, duruşu ortada. Karım kayıp, onu bulmak istiyorum diye geliyor. Sonra burada ben yatağımı paylaşırım bilmem ne gibi çirkin laflar. Topuklara basılmış bir ayakkabı. 3 kere evlendim, arada 4 kere boşlukları da boş mu bırakacaktım bilmem ne diye böyle bir lakayt konuşma tarzı, bize yakışmayan, benim kirli reytinge hayır diye noktayı koyduğum dönemden önce aldığım tarzda bir konuktur. O nedenle sizlerden özür diliyorum. Ama yalanın sonu yok. Kahraman abi geliyor diyor ki yapımcıya, karım kayıp o yüzden diyor programa çıkmak istiyorum diyor. Yayını alıyor, suratını gösterdiğiniz zaman telefonlar gelmeye başlıyor. 7 kere evlendiğine dair. Önce 3 diyor. Sonra ara boşlukları boş mu bırakacaktım diyen ruh hastası bir adam. Bu bir hastalık. Ne istiyorsun diyoruz. Buraya da not düşüttürmüş. Boşanıp da tekrardan evlenmek istiyormuş. Kişilik sorunu da var. Şimdi şöyle Kahraman Bey, yani normal şartlarda ben bu konuyu tutsam reyting. Bak. Tutsam reyting. Telefon bağlasam reyting. Ama ben seviyeyi düşürmeyeceğim diye bir karar aldım, geride dönmeyeceğim dedim. O yüzden Sütla'dan gönderdim, kusura bakmayın, kovdum yani. Türkçesi bu. Daha hala çıkarken yapımcımın yapışmış diyor ki ya, beni kurtarsın da ben bir daha evleneyim diye. Edep yahu, ne diyeyim yani. Başka bir şey diyemiyorum. Şimdi